eskitme yaptım ahşabın üstüne. Wax sürüp evet. eskitme yaptım. Onun üzerine de dekupaj yaptım. Evet. Ahşap boyama temel şeylerini kurslara gidip öğrenebiliriz. Gerçekten çok güzel bilgiler var orada. Hiç şey olmuyor, yok olmuyor yani. Ben ahşap boyamanın çok büyük bir böyle dinlence, rehabilitasyon, böyle renklerle, bizi dinlendiren terapi. Bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kurslara giderseniz ileride çok iyi şeyler kazanabilirsiniz. Yani kendinize bir iş kurabilirsiniz, evet. bir şey yapabilirsiniz. Sen takı kurslarına gitmişsin. Evet, takı yapıyor öyle musunuz? Başladım ilk olarak. Halk eğitimlerde. Evet, evet eğitmenlik yaptım. İki sene. Daha sonra böyle kendi yerimi açmak, artık böyle daha profesyonel olarak devam etmek istedim. Evet. Evet, devam et. Devam et. Ondan sonra işte 2012 yılında İstanbul Bostancı'da atölyemi açtım. 8 seneden beri de orada hem kurs yapıyor, ders veriyoruz. Çok bebek kursları evet. var. Bebek kursları çok ilgimi çekiyor. Başka bir şey daha dekoratif yapıyordunuz. Dekoratif dikiş dersi var, makrome var, el evet. nakışı var. Böyle günlük workshoplar el olarak. El nakışında hocam var mı? Bak burada buraya istiyorlar el nakışı. Bize yönlendir Tabii istersen. Tabii ki yönlendiririm. Çok profesyonel bir eğitmenim var. Onu hemen size yönlendirebilirim. Evet. Evet, Fulya Kement'e çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Derya ablacığım, her şey için çok teşekkür rica ederim. Rica ederim. Kendisini takip edersiniz. Belki kurslara gidersiniz. Kurslardan bir yol bulursunuz. Çok bir yol bulup atarsınız size. Siz de. Evet, reklamlar. Tamam. Aşırı terleme, stres, karın ağrıları. Menopoz dönemi sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan hanımlar dikkat! Menopozda sıcak basmaları için masaj yağı, adet sancıları için aromaterapi kokusu, ergenlik döneminde sakinleştirici aromaterapi kokusu tarifleriyle Eczacı Hülya Kayhan az sonra Derya Baykal'la gülümsedi. Evet, kadın olmak nokta nokta diyeyim. Hülya Kayhan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kadın olmak dünyanın en güzel şeyi. Ana olmak, hamile kalmak, menopoza girmek böyle uzun bir süreç, adet sancıları. Şimdi bugünkü konunuz gerçekten kadın. Kadın sağlığı. Kadın sağlığı ile ilgili ve çok basit, çok güzel şeyler önereceksiniz. Evet. Bayıldım akşam okuyunca şeylere. Hemen sorularıma başlıyorum. Tabii. Kadınsal sorunlar deyince ilk akla gelen menopoz. Menopozda aromaterapiden nasıl faydalanırız? Özellikle menopoz stresle de bir çok şey oluyor, zorlaşıyor, zor bir sürece giriyoruz. Stres oluyor menopoz olduğumuzda. Çünkü hormonların dengesi bozulmuş oluyor. Bu stresi azaltmak, kişiyi daha rahat ettirmek, rahat ettirirken de özellikle bu stres hormonu, kortizole bağlı ateş basmaları, östrojen progesteron dengesizliğinde oluşan, efendim şu boynun arkasından gelen sanki karıncalanıyormuş gibi bir duygu oluyor. Ateş basmaları oluyor, rahatsızlık oluyor, gerginlik oluyor. Bunların hepsinde aromaterapinin çok ciddi bilimsel çalışmaları da var, yaygın kullanımı var. Pratikte kullanımı da çok kolay aslında. Evet. Buyurun. Özellikle iki tane yağ çok faydalanıyoruz. İki tane çok özel yağımız var. Burada dikkat edilmesi gereken genel ismiyle adlandırılıyor. Ada çayı değil, misk ada çayı kullanıyoruz biz menopozda. Bildiğimiz ada çayının haricinde misk ada çayı biraz daha farklı bir tür. Ada çayının farklı bir türü. Latincesi de salvia sclera diye geçiyor. Bunu kullanıyoruz. Kişinin çok stresliyse, çok gerginse, işte ateş basıyorsa, geriliyorsa böyle dönemlerde koklamasını öneriyoruz. Misk ada çayını koklamasını öneriyoruz. Bir de dişil enerjiler
bazı dönemlerde düşüyor ve bizim bu dişil enerjilere çok ihtiyacımız oluyor. Özellikle menopoz döneminde buna daha da çok ihtiyacımız oluyor. Bu dişil enerjileri de harekete geçirsin, daha enerjik, daha dinç, daha verimli olalım diye de yılank yılank yağını yanına ekliyoruz. Miskada çayı ve yılank yılank adlı iki yağ karıştırıyoruz. Aslında siz bunları parfümünü de bilirsiniz. Bakayım. Çok ünlü bir parfüm var Yılank Yılank'tan. Bu Yılank Yılank mı? Evet. Aa, tanıyorsunuz. Ama çok... seninkiler çok acayipmiş bir kokusu. Evet. Acayipmiş derken çok iyi. Ben acayipmişi öyle kullanırım. Evet. Yani Yılank Yılank çok ünlü bir parfümün çok ünlü bir parfümün top notası ve o parfüm afrodizyak olarak bilinir. Dişil enerjileri açığa çıkarmak, güçlendirmek, desteklemek için her kadında çok ihtiyacı var. Biz biraz böyle hepimiz erkek gibi olduk modern yaşamda. Aslında evet. Dişil enerjiye çok ihtiyaç duyuyoruz. Menopozda da çok ihtiyaç duyuyoruz. Onun için biz yılank yılank kullanıyoruz böyle dönemde. Nasıl karıştıracağız, nasıl kullanacağız dermişim. Evet evet böyle tek damla ikisinden de birer şişe. Bunlar eczanede var. Bunlar hep organik ve organik sertifikalı. Dün de anlatmıştım. Birer damla böyle karıştırıp şöyle kokluyoruz. Ve şurada bir nervus vagus dediğimiz bir sinirimiz var bizim. Parasempatik sinirimiz. Bütün bağırsak beyni o yönetiyor. O sinirin olduğu bölge... Kaçer damla koydum? Birer damla koydum. Lütfen yani söylediği şeylere sadık kalalım. Eşit oranda birer damla koydum. Ve şöyle kokladım. Şöyle şuraya sürdüm. Eğer bunu gece evimde yapıyorsam şu elimde kalan... Bunu yastığıma da sürüyorum. Yatarken de koklayayım, devam etsin. Gece boyunca rahatlayayım, sakinim. Sabah çok dingin ve çok huzurlu bir şekilde ve o sinirli, gergin, beni ateşlerin bastığı şekliyle kalkmayayım istiyorum. Şimdi yılank yılankla neydi? Misk adaçayı, Clary Sage. Misk adaçayı. Çok önemli burası çünkü yanlış olmasını istemiyoruz. Adaçayı değil, misk adaçayı. Adaçayının gerçekten yöreleri nasıl kekikte... Farklılıklar var. Tabii tabii tabii. Ada çayında da gerçekten çok değişik. Hani dağın eteğinde oluyor bir şey oluyor, başka bir şey oluyor kekikte hani. Bunda da farklılık var. Ben şekillerini de gördüm. Tabii tabii çok farklılık var. Bir de içerdiği moleküller olarak çok önemli. Çünkü menopoz dediğimizde biraz olgun yaş geliyor. Olgun yaşta kişilerin kalp ilacı kullanma ihtimali var. Kalp ilacı kullananların zaten akciğerleri biraz o kalp ilacından dolayı kasılır. Eğer ada çayı olanı kullanırlarsa onun içindeki ketonlar daha fazla akciğerleri kasmaya sebep olur. Evet, altını çizerek belirtelim. Bunu istemiyoruz. Bunu istemiyoruz. Biz akciğerleri kasan değil, rahatlatan ada çayını istiyoruz. Buna da misk ada çayı diyoruz. Hem bizi rahatlatsın, kişiyi rahatlatsın, menopozun yan etkilerini azaltsın ama aynı zamanda akciğerleri de rahatlatsın. Süper. Bunu istiyoruz. Çok dikkat etmelerini öneriyorum. Eczanelerde var misk ada çayı. Güzel. Evet. Enerjiyi yükseltmeye yardımcı aromaterapi yağlarından bahsedelim şimdi. Evet, şimdi tabii yine misk ada çayı ve yılan kilangı ve aynı kullanıyoruz demin gibi çünkü yılan kilang dişil enerjilerin yükselmesinde çok faydalı. Misk ada çayı kortizol seviyelerini azalıp stresin azalmasında çok önemli. Bir de buna bergamot yağı ekliyoruz. Bergamot yağı ile beraber hepsi bizim fiziksel enerjimizi de yükseltiyorlar. Fiziksel enerjimizi de ciddi anlamda şöyle söyleyeyim 500 herslere falan getiriyorlar. Biliyorsunuz fiziksel enerji yükseldiğinde hastalıklara yakalanma oranımız düşüyor. Onun için yağları kokladığımızda bunun videoları da var. Seyredebilirler. Bu videolarda da biz kokladığımız yağların vücut enerjimizi ne kadar yükselttiğini gösteren videolar var. O şeyi söylemeyeyim. Evet, sen hep gelip gittikten sonra burada şimdi böyle neydi şu şeyden buhurdanlık gibi olan şeyden o değil de ne onun? Hava yayıcı. Difüzör. Hava yayıcı. Hı hı. O elektriğe takılarak yapılıyor hava yayıcı. Hı hı. Benim enerjim gerçekten değişiyor burada. Ne koyuyorsan içine. Şimdi koyacağım. Hani? Hem bunu evlerinde de yapabilirler enerjiyi yükseltmek için. Odanın 50 metrekare olduğunu düşünürsem 5'er damla bergamot. Ben şöyle şimdi kaldırayım. Bu damla miktarları çok önemli. Evet, evet. Fazla koymayın. Evet. Şöyle İçinde beşer... ne var onun? Su mu var? Su var. Sadece su var. Evet. Suyun içine ve bu soğuk buhar yapıyor. 5 damla misk ada çayı, 5 damla bergamot koydum. 5 damla da yılank yılank koyuyorum. Böylece hem fiziksel enerjimin yükselmesini hem de beyin frekanslarımı beni rahatlatacak alfa frekansa gelmesini sağlamış oluyor. Bunun da çok fazla çalışmaları var. Hemen geldi. Geliyor.
Ha, çok önemli. Çok çok güzel. Bu karışım neyse bu çok iyi. Bu çok güzel. Bu enerji vermek için, rahatlatmak için. Ama tabii başka etkileri de var. Buraya koyduğumuz uçucu yağlar bakteri, virüslerden de koruyor bizi. Yani çocuğumuz eve geldiğinde devam edebiliriz bunu, açık tutabiliriz. Çünkü dışarıdan getirdikleri veya bir hastaneye gittik, geldik, eve girdik. Evde bunu yaydığımızda sadece rahatlamıyoruz, bakteri, virüslerden de korunmuş oluyoruz. Şimdi adet sancısı için masaj yağı. Evet. Yine bugünün konu şeyi bu zaten. Misk ada çayı. Çok önemsiyorum misk ada çayı olması. Yani tekrar diğer ada çayını değil. Onları alıyoruz, çayını yapıyoruz. Aynen. Evde tütsü o yapıyoruz falan. Ama evet, ama yağını, uçucu yağını misk ada çayı kullanıyoruz. Tamam. Ve bunu eğer adet sancısını gören kişi genç kızımızsa, yeni adet oluyorsa, daha püberte dönemindeyse, ilaç da kullanamıyoruz onlarda. Hakikaten elimizdeki tek alternatif böyle, birçok bilimsel çalışması var. Şöyle Deremcim, iki damla, bakın şöyle şu kadar, alt karına birer damla karın ve saat yönünde masaj yapıyoruz. Burası lenf noktalarının düğüm, bütün lenflerin düğüm noktası. Şuraya masaj yapıyoruz. Orada o lenfleri açıyoruz. Bloke olmuş bütün lenfler açıldığında. Bir de bunun içindeki linol asetatın çok kıymetli ağrı kesici özelliği var. Bu ağrı kesici özelliğinden...